Dün öğlen saatlerinde muhtarla bir araya geldik. Ne oldu ne bitti onu konuştuk. Hemen acilen iki tane dava açtık. Davalarımız bir, daha önce burada 30 hektarlık bir su tahsisi yapılmış. 2021 yılında muhtar ona itiraz etmiş, yeniden değerlendirilmesini talep etmiş. Ancak dilekçesine cevap verilmemiş ve biz bunu zımmen red kabul edip acil surette bu 30 hektarlık su tahsisinin iptali için davamızı açtık. Artı burada 3091 sayılı yasa uygulanmış. Köylüler tecavüz konumuna düşmüş. Sularını vermek istemeyen köylüler, burada nöbet tutan, çadır kuran köylüler hakkında 3091, yani tecavüzün önlenmesine ilişkin karar getirtilmiş. Onun iptali için dava açtık. Hal böyleyken sabah DSE müdürlüğüne gittiğimizde bize yeni tarihli bir karar sundular. O kararda da 30 hektarı 100 hektara çıkarmışlar. İşte 90 litre saniye su akıtılması, köye su verilmesi kararı verilmiş. Yani daha önce 30 hektarlık alan 100 hektara çıkartılmış. 100 hektarın sulanmasını yetecek kadar su verilmiş. Muhtarlar bunu kabul etmedi. Ben bunu köylüme anlatamam dedi. Ve işte sonrasında da jandarmayla, burada DSE yetkiliyle buraya geldik. Jandarma komutanı köylülere durumu izah etmeye çalıştı. Jandarmanın zor kullanma yetkisinden bahsetti. Yaptıklarının hatalı olduğunu söyledi. Ancak köylüler burada çok net bir tavır gösteriyor. Yani atadan, kadimden gelen haklarını koruyorlar. Ve burada bir direniş başlatmışlar. Bu direnişin meşruiyeti tabii ki tartışılmaz. Ancak biz bu meşruiyeti aynı zamanda bugünkü alınan 100 hektarlık kararın da itirazı, dava konusu edilmesi, yürütmeyin durdurması talep edilmesi konusunda yasal zemine taşıyacağız.